Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Güven Hocam, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda araştırmalarına devam ediyor. Bugün de kendisiyle beyin felcinde nöromodülasyon tedavilerini konuşuyor olacağız. Özellikle transkraniyel manyetik stimülasyon tedavisi ve transkraniyel doğru akım uyarımını konuşuyor olacağız. Ama ondan önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. Tekrardan merhabalar. Ben şu anda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim alanında çalışmaya devam etmekteyim. Lisansımı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde matematik ve fizik alanında tamamladım. Daha sonra yüksek lisans eğitimi kuantum fiziği üzerinde yaptım. Doktora eğitimimi de Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim dalında. Cerebral iskemi sonrası bozulan hafıza ve öğrenmenin transkraniyal doğru akım stimülasyonu ile geri kazandırması üzerine çalışmalarımla doktora tezimi tamamladıktan sonra da Hitit Üniversitesi'nde doktora tezimi olarak görevime devam etmekteyim. Çalışmalarımı da şu an burada halen devam ettiriyorum. Bugün beyin felcindeki nöromodülasyon tedavisini konuşacağımız için önden hocam beyin felci nedir? Onu kısaca bize bir anlatabilir misiniz? Tabii ki de hani halk arasında da felç olarak nitelendirilen iskemi yani strebleşme beyin kısmında olan kısım şey şu. Beynimizi besleyen serebler kan akımının beynin belli bölgesinde veyahut da tamamında belli bir süre geçici veyahut da tamamen tıkanması veyahut da damarların yırtılması sonucu kan akımının azalması, kanın yetersiz gelmesi sonucu beynimizde oluşan bir hasar diye nitelik olarak nitelendirebiliriz Ece Hanım. Bunun önemi şöyle, iskemiye karşı mesela böbrek var, diğer organlarımız var. Bunlar daha duyarlıyken yani hemen bir hasar oluşmazken fakat beynimiz enerjisini kanla sağladığı için ki kan içerisinde oksijen ve glikoz var. İskemiye karşı en savunmasız organlarımızdan bir tanesi. Yani 2 dakika sonra bile bir felç geçirdikten sonra artık geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşuyor. Beynin en savunmasız organ olduğu için iskemi hasara karşı olabildiği kadar nasıl diyeyim savunma mekanizması çok düşük. Ondan dolayı beyinde oluşan iskemik hasarın sonuçları maalesef bize çok kötü nedenler, hastalıklar oluşturuyor. Geçmişe baktığımız zaman da bu sevler iskemiye 2014 yılında, 2017 yılında yapılan çalışmalarda yaklaşık olarak dünyada 17 milyon kişiyle sevler iskeminin oluştuğu rapor edilmiştir. Bunun da yaklaşık olarak da 6 milyon civarında iskemiye bağlı olarak ölüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Sevde iskemi aslında önemli bir nörolojik bir hastalıktır. Çünkü genel olarak baktığımız zaman da kardiyovasküler sistemlerden hastalıklardan sonraki ikinci en büyük hastalık nörolojik hastalıklar arasında ise de birinci sıradaki iskemiye bağlı ölüm sebeplerine olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaklaşık olarak 2030 yılında da öngörülen 200 milyon civarında iskemiye bağlı olarak sakatlıkların oluşacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir ciddi tabloyla karşı karşıya olan bir hastalık. Yani şeyi biliyoruz, çok da erken bazen teşhis edilemediğinden komplikasyonları oldukça fazla olabiliyor. Tabii ama bununla ilgili de teşhis edildiğinde tedavi yöntemleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki de aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bizim kendi doktora tezindeki amacımız bizim erken tedaviydi. Çünkü şöyle bir durum var. İlaç tedavileri var. Özellikle ilaç tedavileri tromboliz veya da trombolizm üzerine daha çok duruyor. Yani ne demek bu? Damarı açıcı ilaçlar işte antikoagülan, antitrombotik, antiagregan gibi ilaçlarla damarın tıkanan yerini biz yani klinikte bunlar daha hızlı bir sürede açılması lazım. Çünkü beyin çok hassas demiştim ya, çünkü hücrede 4 saat sonra beyin ölümü başlıyor. Ölen hücreyi biz geri getirmediği için erken müdahale hayat kurtarıcı çıkıyor. İlk 4 saatte şu anki yapılan ilaçlarla tremoroptamiyle yani anjiyo ile girip beynin tıkanan kısmını açılması da ilk 4 saat için neredeyse %40'a varan bir 3 hastanın birisinde sonuç sağlıyor. Bu kişilerde tedaviye yanıt veriyor. Tabii hasarın büyük bir şiddeti önemli. O yüzden ilk 4 saat hastalığın geldiği zaman inmeden sonra bizim için yani klinikteki arkadaşlarımız için önemli bir parametre. Çünkü
Çünkü bu esnadaki tıkanan damarı trombolizme, trombolizme veya da antiagregan veya da antikoagülan ilaçlarla tıkanan damar kolay bir şekilde açılıyor ilaç tedavisiyle. Fakat kendini şu an felç geçirdiğini hissedemiyorsun. 4 saat kritik zaman geçtiği zaman işte bu %40 başarı bitti düşmeye başlıyor. Bir de evet, bazen ilaca dirençli hastalıklarda da çıkıyor. Kendi çıktığı epilepside karşımıza çıkıyor. Felçte de benzer durum oluyor. Müdahale edemiyorsun. Çünkü dediğim gibi beyin çok hassas iskemiye karşı. Savunması çok düşük. Çünkü ölen hücreyi geri getiremiyorsun. Geri getiremediğin için de 4 saat dışına çıktığı zaman da yapmış olduğu ilaç tedavisi ancak inflamasyon yangı dediğimiz yani oluşan hasarın yayılmasını engelliyor, yenik oluyor. Zaten nekroz sonucu ölen dokular kaybolmuş oluyor. Bu hücreleri kaybetmiş oluyoruz. Bunları geri getiremiyorsun. Sadece ne? Şöyle size örnek verebilirim. Bir yere samana ateş çarptığı zaman nasıl alev yayılıyorsa biz sadece yayılmasını engelliyorsun 4 saatten sonrası. Çünkü artık hücre ölmüş oluyor. Yapılan ilaçlar şu an bu yönde. Ama etkinliği şu an henüz kesin olarak söyleyemiyorsun. Çünkü 4 saat çok kritik. Zaten 4 saat geçerse sonuçları maalesef ağır olmaya başlıyor. Kalıcı hasarlar oluşmaya başlıyor. 4 saatteki tedaviler bunlar. Bunun yerine şu an bir de bu ilaçların bazen maalesef yan etkileri de olabiliyor bazılarının. Bunun yerine şu an günümüzde son 10 yılda yaygın bir şekilde olan, bu konumuzun da şu anki röportajında başlığı olan nöromodülasyon teknikleri uygulanmaya başladı. Klinikte kullanılmaya başladı bunlar. İlaçta baktığımız zaman da bu saymış olduğu antiödem ilaçları, antikoagülan şu an yaygın olarak kullanmaktadır. Aslında bu alanda çalışmalar var. Zamanında ben de takip etmiştim. Özellikle beyin doku ölümlerini engellemek üzerine. Ama sıkıntı tabii klinikte oluyor burada. Çünkü dediğiniz gibi 4 saat gibi kısıtlı bir zamanınız var. Hastanın bunun farkına varıp hastaneye gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu aslında çalışmaların yapılmasını da biraz güçleştiriyor yani klinik çalışmaların yapılmasını. Peki bu nöromodülasyon tedavisi nedir? Ondan bahsedebilir misiniz? Tabii. Buna bahsettiğince çok kısa sizin açıklamanıza bir ekleme yapmak istiyorum. Yani beyinde şöyle bir durum var. Mesela böbrekte iki tane var. Birbirini tolere edebiliyor mesela. Ya da başka bir organ ama beyinde baktığın zaman çok küçük bir organ bizim beyin. Yani bizim normal vücudumuz, normal bir kişi 70 kilo. Beyin 1,5 kilo. Yani 1,3 yani 1300-1400 gram ağırlığında. Yani vücudun yaklaşık olarak %2'sini oluşturuyor. Fakat kan akımının %20'sini oluşturuyor. Yani 5 litre kanın pompaladığı 5 litre dakikadaki 1 litresini sadece beyin alıyor. Çünkü beynin enerji tek kaynağı kandan geliyor, glikozdan. Şimdi beyin glikojen depolayamadığı için sürekli olarak kana ihtiyacı var. Kan kesildiği zaman normalde beyin dokusunda 100 gram bir dokuda yaklaşık olarak 50 mililitre bir membran potansiyelinde, elektrot seviyelerinde, EEG kayıtlarında bir bozum oluyor. Ama 20'nin altına, kritik yerin altına düştüğü zaman artık özellikle 8 mililitre, 10 mililitre altına düştüğü zaman geri dönüşümü olmayan hasarlarla karşı karşıya kalıyorsun. Evet. Beyin de bunu artık tolere edemiyor. Tolere edemediği için işte beyin felci dediğimiz ya da cerebral eski dediğimiz hasarlar oluşuyor. İşte bu süreçte zaten 5 dakika özellikle beyin kan akımını 5 dakika durduktan sonra artık bilinç kaybı kişideki hücre ölümleri başlıyor. 10 dakikadan sonra zaten hasarlar ise geri dönüşü olmuyor. O yüzden o ilk 4 saat çok önemli. Peki alternatif olan nöromodülasyon nedir? Biraz önce söylemiştik, trombektomi yani neydi? Anjiyo yöntemiyle beynin kan damarlarındaki tıkanıklığı açmayı. Evet, en etkili yöntemlerden bir tanesi ki özellikle ilk 4 saatte. Fakat hasta 4 saatten sonra geliyorsa bunun etkinliği de artık düşmeye başlıyor. Bunun yerine şu an non-invasive metotlar kullanılıyor klinikte. Nedir bunlar? İşte non-invasive metot dediğimiz ya da nöromodülasyon dediğimiz şey nedir? Sesli, manyetik alanla, elektrik alanla hücredeki nöronların uyarılmasıdır. Membran potansiyelinin değiştirilmesidir. Çünkü zaten bizdeki kan akımı kesildiği zaman özellikle beyin felcinde hücredeki sodyum potasyum dengesi artık iyon konsantrasyonu bozuluyor. Önemli bir nörotransmitörden glutamat artışı gerçekleşiyor. İşte bu nöromodülasyon teknikleriyle de bu bozulan dengeyi geriye dönülmeye, sağlanmaya çalışıyor. En çok kullanılan nöromodülasyon ki beyin felcinde transkranial manyetik stimülasyon ve transkranial dual akım stimülasyondur. Transkranial manyetik stimülasyonu kliniğe baktığımız zaman zaten özellikle majör depresif bozukluklarda, şizofreni bozukluklarda yani psikiyatride PDA onaylı olarak 2008 yılından itibaren artık
tedavi olarak kullanabileceği söyleniyor. Özellikle majör depresif bozukluklarda. Klinikte de şu an özellikle motor fonksiyon bozukluğunda iskemi sonrası tedavi ettiği geri dönüşümü, bozulan fonksiyon geri dönüşümünün çalışmaları var. Fakat siz de bildiğiniz üzere preklinik çalışmaların önemi çok yüksek. Hayvan çalışmaları önemi çok yüksek. Çünkü moleküler mekanizma açıklanması lazım. İşte özellikle son 20 yıl içerisinde, 30 yıl içerisinde transfer manipülasyonun deney çalışmaları, deneysel çalışmalar yapılmakta ve bunun moleküler mekanizması, patogenezi artık açığa çıkmaya başlamak. Yani çünkü bir tedavinin etkisinin olup olmadığını söylememiz için bunu moleküler yolandır bizim. Yani mekanizmayı açıklamamız lazım. Aslında bu nöromodülasyon 1960'lı yıllarda, yani 1950'li yıllarda uygulanmaya başlanıyor. Uzun süredir. Ama o zamanlarda, evet, özellikle 1937'de Penfield ve Edmund bunu motor homunculus olarak bizim öğrencilerimiz zaten bilirler. Motor homunculus, yani beyin haritalanmasını çıkarmak için bir elektrik üresini kullanmışlar. 1964 yılına geldiğimiz zaman da ilk defa göstermiş oluyorlar. 1980 yılına geldiği zaman da ise ilk defa klinikte Merton ve Morton tarafından uygulanıyor, bir etkinliği görülüyor. Fakat bu 1950'lerde işte yapılan bu çalışmaları teknolojinin yeterli olmamasından dolayı etkinliği ya da mekanizması tam açığa çıkmıyor. Tabii uzun bir süre kullanılsın hani aydınlatılamıyor. Fakat 2020'li yıllara yaklaştıkça özellikle 2010 yılından itibaren son 10 yılda artık teknolojinin gelişmesiyle bunların önemi ortaya çıkıyor. Ve özellikle ağrı, epilepsi, Parkinson, Alzheimer, şizofreni, majör depresif bozukluk, iskemi gibi hastalıklarda moleküler mekanizmadan deneysel çalışmalarla birlikte aydınlatılması ile birlikte nöromodülasyon teknikleri yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Bunların bir tanesi de bizim çalışmalarımız olan beyin felci, yani sebepler iskemi. Artık yaygın olarak da TMS, geçmişi transkriptom açıklamasyon, biraz daha fazla o 20 yıldır kullanılıyor. Fakat özellikle Alman nörofizyolog Michael Nitsche 2010 yılından itibaren, 2008 yılından itibaren arkadaşlarıyla birlikte transkranial duvar akım stimülasyonunun da beyin felci kullanabileceği üzerine çalışmalarıyla birlikte son 10 yılda da transkranial matrix stimülasyonu birlikte transkranial duvar akım stimülasyonunun da çalışmaları ön plana çıkartmasıyla artık beyin felci hastalarında da klinikte yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Fakat şöyle bir durum var. Bunun patogenezi, İşte mekanizması açıklanmaya ihtiyaç var. Çünkü hangi yolakları, hangi mekanizmaları açıkladığı tam bilinmiyor. Klinikte etki olduğu gözüken var. Hatta bazı tartışmalar var. Bunun üzerine bir kitap da şu an yayınlıyoruz. Hani... Bazı yapılan klinik çalışmalarda bunun placebo etkisi olduğunu, çünkü etkisinin, yani iyileştirici etkisinin olmadığı söyleniyor. Bazıları ise olumlu etkinin olduğu söyleniyor. Bazıları ise herhangi bir etkisinin olumlu ya da olumsuz olmadığı söyleniyor. Fakat bunların daha yeni çalışmalar olduğu için metanalizleri, daha çok çalışmalar ve bunların bir metanalize ihtiyacı var. Aynı zamanda bunun etkisinin olmadığını, işte bu preklinik çalışmalarla, deneysel çalışmalarla patogenezini, moleküler mekanizmasını aydınlatarak gerçekten etkisi var mı, yok muyu, evet, oluyorsa hangi mekanizmaları olduğunu açığa çıkartarak nöromodülasyonun etkisini kesin bir şekilde ortaya koyup ve bu transkranial manyetik stimülasyonu ve transkranial duvar akım stimülasyonu klinikte de artık daha yaygın, kesin ispatlanmış bir şekilde kullanılmaya uygun hale getirebilir. Şu an birçok üniversitede ki özellikle transkranial manyetik stimülasyon kullanılıyor. Bunu soracaktım. Türkiye'de kullanılan bir tedavi mi şu anda? Yani beyin felcinde tabii şeyden bahsediyoruz. Kullanılıyor. Özellikle Hacettepe'de, evet, Medipol Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde iskemi sonrası bozulan, ki özellikle dorsal prefrontal korteksin ağırlık veriyor bu hastalarda, motor fonksiyonların geri kazanılmasında için kullanılıyor ve bunların ki özellikle bireye yönelik hastalık bölgesine, yani iskemi olan alana yönelik yapılan çalışmalarda motor fonksiyonu daha çok hızlandırdığı, yani iyileştirmesini hızlandırdığı yönelik olumlu bulguların olduğu şu an bilinmiyor, yayınları da şu an çıkıyor. Tabii bunlar için daha çok çalışma, çünkü metanalize ihtiyaçları var. Daha fazla preklinik çalışmalar, daha fazla deneysel çalışmalara ihtiyaç var. Bunlara zaten yapılıyor. Tedavi sürecini hızlandırdığı yönünde de sonuçları var. Aslında şimdi şunu sorabilirsiniz. Yani neden iyileşmeyi hızlandırmaya odaklanıyorsunuz? Çünkü şöyle bir durum var. Hastaların %20'si iskemi sonrası, kişilerin %20'si zaten hayatını kaybediyor maalesef.
biraz önce söylemiştim, 17 milyon kişiden 6 milyonu vefat ediyor. Yani 3'te 1'i vefat ediyor. Yani %30'unu biz iskemi sonrası kaybediyoruz. Fakat %70'i kalıyor. Geriye kalan %70'in %20'si ağır hastalık, sakatlıklarla sonuçlanıyor. Yani geri %50 kalıyor. Yani aslında bizim amacımız %50'nin iyileşme sürecini hızlandırma. Çünkü bu kişi yatağa bağımlı kalabilir, kendi ihtiyaçlarını göremiyor olabilir ya da artık sosyoekonomik olarak bir çöküşe gidiyor. Çünkü işinden ayrılıyor, sosyal ortamından ayrılıyor, evdeki kişilere yük olabilir. Yani yanlış anlaşılmasın ama yani devlet ekonomik olarak yük oluyor. Düşünsenize siz bir yıllık olan tedavi sürecini 6 aya düşürdüğünüzü varsayın. Tabii. Bunun için kişideki sosyolojik bir durumunu hayal edin. Ekonomik ilaç tedavisindeki, çünkü çok büyük bir bütçesi var. Çünkü biraz üstelik evet. Yani 200 milyona yakın hastayla karşı karşıya. Şu an 2010 yılında 113 milyon kişinin sakat kaldığı rapor edilmiş. 2030 yılında ise önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise 200 milyon olacağı öngörülüyor. Evet. 200 milyon kişinin bir yıl olan tedaviyi bu çalışmalar ile siz 6 aya çektiğinizi hayal edin. Yani çünkü sosyoekonomik olarak da devlet ile kişiye de aileye de topluma da çok büyük bir kazanç sağlıyor. Aynen öyle. Nöromodülasyonun ilaçtan etkisi ne? Bunu sorabilirsiniz. Çünkü ilacın ilk 4 saatlik etkinliği var. İlk 4 saat sonra ilaç nöromodülasyonun ilaçtan artısı ne diye sorabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Nöromodülasyonun çok güzel bir artısı var. O da şu. Herhangi bir anestezi gerekmiyor. Herhangi bir cerrahi operasyon gerekmiyor. Non-invasive olması, cerrahi olmaması, enflamasyon yol açmaması, kişideki olan başka bir sıkıntı olmaması ki birçok kişide bu nöromodülasyonun elektrik uyarısını derden dolayı ciddi en fazla kızarıklığa, işte ufak bir yanmaya. Onu soracaktım. Komplikasyonları veya bir yan etkisi oluyor mu diye. Olmuyor yani diyorsunuz çok fazla. Çok büyük bir yan etkisi yok. Bir de bunun şöyle bir şeyi var. Bunu bu bazı idam filmlerinde görmüşsünüzdür. Elektroşok olup işte kişiyi idam ediyorlar. Yani hayatını sonlandırıyorlar. Evet. Onda yüksek bir akım gerekiyor. Bunun da yüksek bir akım değil. Mesela elektrokompresif bir terapi var. Neden? Hani biz mesela buraya non-invasive metot dedik. TMS ve TDC'yi başlık altına koyduk. EKT de var. Fakat EKT'nin şöyle bir şey var. Nöronların bizim artık bilgimiz, hani beyin bizim için neden önemli? Bizim öğrenmemiz, görmemiz, duygumuz, bütün yürümemiz, nefes almamız, her şeyimiz beyin tarafından kontrol ediliyor. Beyin çok önemli bizim için bir organ. Beyindeki bu iletim aksiyon potansiyelleri oluşuyor. Yani şu an beni duymanız, görmeniz, anlamanız, hafızanızı atmanız, öğrenmeniz, bunların hepsi aksiyon potansiyeli, bilginin işlemesiyle oluyor. Ama aksiyon potansiyelinin oluşmasının bir önceki basamakta membran potansiyeli dediğimiz yerel potansiyeller. İşte EKT'nin elektrokompresif terapi tedavisinin şöyle bir durumu var. Bu aksiyon potansiyeli yüksek bir gerilim uygulanıyor. Gücü çok yüksek. Yani bu TMS'e göre. Fakat TMS'in ve transkranial doğru akım stimülasyonunun şöyle bir güzelliği var. Bu membran potansiyeli, yani büyük bir akımlar, büyük bir potansiyel değişimi oluşturmadan membran potansiyeli üzerinde nöron depolarizasyon veya potansiyel gibi yüksek şiddetli bir akım oluşturmadan ufak yerel potansiyelleri biz membranları polarize veya depolarize ediyoruz. Bunlar üzerinde bir uyarılamış değişikliği yaparak işte hücrenin nörogenezinin üzerindeki etkili olan BDNF'leri, reseptör olan AMPA'ları, NMDA'ları, GABA'ları, setonin gibi mekanizmaları biz uyararak veyahut da baskılayarak, çünkü bunların iki tipi var. Mesela transkranial manyetik stimülasyonda yüksek frekans, 1 Hz'in üstündeki frekansın uyarıcı etkisi gözükürken, düşük frekanslarda ise baskılayıcı etkisi. TDC'de nasıl bir etki gözüküyor? Onda ise anot hücredeki depolarizasyona, katot hiperpolarizasyona. Bunun önemini zaten hasarlı bölgede bir deşarj oluyor. Biz bu deşarjı baskılamak istiyoruz. Veyahut da normal bir şey ki bunlar mesela öğrenme hafızayı güçlendirmek için de kullanılan yöntemler. Biz bu sefer de arttırıcı çalışmalarda kullanılıyor. Yani bu sadece ne iskemide artan bir potansiyel, membran potansiyelini azaltmak için değil, normal bir potansiyel ya da azaltıcı potansiyel arttırmak için de kullanılıyor. Yani bu saydığım yöntemler, transkranial stimülasyonu, transkranial doğru akım stimülasyonu sadece ne beyin felcini değil, biraz önce söylemiştim mesela Parkinson, epilepsi, ağrı gibi demansta da kullanılıyor. Normal sağlıklı insanlar. Değil mi? Demansta da kullanılıyor mu? Demansta da kullanılıyor. Evet. Kullanılıyor. Ama bunların
dediğim gibi moleküler mekanizmaları, patogenezi tam açıklanmadı. Ya bunlar deneysel hayvanlar çalışmalarıyla daha çok patogenezi ortaya çıkartılarak etki mekanizması aydınlatılmasıyla yani etkisi kesin olarak bilinmesiyle daha yaygın hale geleceğini düşünüyorum ki günümüzde şu an yaygın bir halde, özellikle son 10 yıldır olmasından dolayı bu kadar yaygın oldu. Bu 2050 yılında en çok kullanılan, ki ameliyatsız olmasından, invazif bir yöntem olmasından dolayı ve bütçesi düşük, çünkü siz bu cihazı video yapıyorsunuz, tekrar tekrar insanlara kullanabilirsiniz ki özellikle transkranial doğal akıl stimülasyonu bildiğiniz bir pil gibi. Düşük bir elektrikle yapılan bir şey. Çok ucuz, kullanılabilir bir yöntem. Non-invasive olmasından dolayı gelecek yıllarda özellikle nörolojik hastalıklarda yaygın bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkacağını düşünmekteyim. Evet. Yani tabii çalışmaların her modelde belki ayrı yapılması, hem etki mekanizması hem de belki bilmiyorum, hani siz herhangi bir başka etkisi şu ana kadar yok ya da yan etkisi diyelim. Belki sekonder etki keşfedilebilir mi orada? Bilmiyorum tabii. Çalışmaların yapılması önemli. Deneysel modellerin, yine hayvan deney modellerinin aydınlatılması, oluşturulması çok önemli. Zaten siz de onunla ilgili çalışıyorsunuz. Evet. Şöyle bir şey, hani etki mekanizmasını ya da yan etkisinin bilinmesi için daha fazla hem insan klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Aynı zamanda da mesela bunun şu an bilinen transkranial doğal akıl stimülasyonunun glutamerjik yola aktive ettiği biliniyor. Yani bunu şu an için yapılan çalışmalarda bu. Ben bu kendi çalışmama başlamadan önce NMDA reseptörlerin etkili olduğu, alfa reseptörlerin etkili olduğu söyleniyordu. Fakat 2021 çalışmanın artık kolinerjik yolaklarıyla, dopaminerjik yolaklarının aktif olduğu yönünde çalışmalar var. Yani bu ne demek oluyor? Şu an belki yetkisi bilmiyoruzdur. Şu an belki mekanizması tam anlaşılmıyordur. Fakat yapılan preklinik çalışmalarla, yapılan deney hayvanları çalışmalarıyla bunların etki mekanizmanın ortaya çıkmasıyla hangi mekanizmaları aydınlattığı veyahut da hangi yolakların ya da yan etkilerin neler olabileceği tabii daha iyi belli oluyor. İşte bunun içinde bizim daha çok deneysel çalışmalara veyahut daha çok klinik çalışmalara ihtiyacımız var. Gerçekten bu etkinin placebo etkisini, çünkü şu an bu non-invasif nöromodülasyon teknikleri çok yaygın, çok popüler bir konu. Geleceğin çalışma alanı diyebilirim. Çünkü herhangi bir cerrahi olmamasından dolayı birçok hastalıklarda kullanılıyor. Ve bayağı bir başarı olan, söylemiş olduğum biraz önce gibi, 2008 yılında FDA onayıyla birlikte artık major depresif bozuklukları psikiyatride kullanılan bir yöntem. 10 yıldır bunun bir transkranial doğal akıl stimülasyonu geçmişi var. TMS'in 20-30 yıllık geçmişi var. 50 yıl bir geçmiş olduğu zaman etki mekanizmasının bence daha çok aydınlatılmasıyla, açığa çıkmasıyla bunun önemi varılmış olacak. Yani belki de şu an popülaritesini kaybedecek hiçbir etkisi yoktur da olabilir. Ama bu kadar metanoloji çalışmaları yapılmaya başlandı. Etkisi görünmeye başlandı. Evet. Bence önümüzdeki yıllarda moleküler mekanizmaların, patogenezin daha aydınlatılmasıyla klinik ve deneysel çalışmalarla geleceğin popüler konusu olacağını düşünüyorum. Tam tersi de çıkabilir. Yani etki mekanizması farklı olumsuz sonuçlar oluyor olabilir. Hiç bölümde kalmayabilir. Fakat şu an klinikte özellikle bu Üsküdar Üniversitesi kullanıyor benim bildiğim. Medipol Üniversitesi kullanıyor. Hacettepe Üniversitesi kullanıyor. Bazı üniversitelerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ve bunlar kişiye yönelik, çünkü beyindeki nöronların oryantasyonuna göre etki mekanizması değişiyor. Buradaki çok iyi hocalarımız var. Bu hocalarımız tarafından da çok iyi sonuçlar verdiğini hem hastalar tarafından hem de hocalarımdaki konuşmalarımdan duyuyorum. Kendi deneysel çalışmalarını yapıyorum. Çünkü hani klinikte yaptık, etkisi olduğu bir şey ifade aslında etmiyor. Çünkü bizim bunda moleküler mekanizmasını, patogenizmini açığa çıkarmamız lazım. Yolakları, evet, mekanizmaları aydınlatmamız lazım. Gerçekten etkisi bu şekilde oluyor ya da nasıl oluyor? Bunu söylememiz lazım. Ben kendi yapmış olduğum 3 çalışmada da yolakları aydınlatmaya biz bunları başladık. Yayın aşamasında da şu an zaten. Gerçekten etkisi var, biliniyor. Bunların daha fazla etki mekanizması tam olarak anlatıldığı zaman bence önemi ortaya çıkacak ve nöromodülasyon gelecekteki en önemli tedavi yöntemlerinden birisi olacağını düşünüyorum. Ki bu sadece bu
bir hastalıklarda değil, mesela Amerikan ordusunda hafızını güçlendirmesi için kullanılan bir yöntem olduğu bilmiyor. Mesela öğrenme hafızanın arttırıcı yönde olduğu biliniyor. Bilmiyorum hiç gördünüz mü, bu haberleri falan görürsünüz. Elektriğe çarpıldı, hafızası güçlendi. Ya da elektrik akımına kapıldı, matematik profesörü oldu gibi haberler duyabilirsiniz. Yani buradaki zaten bizim beynimizde bir elektrik aktivitesi var. Bizim yapmış olduğumuz bu nöromodülasyon uygulamaları sende büyük bir akım gerektiren aksiyon potansiyeli için direkt EKT tarzını uyarı vermeden sadece membran potansiyeli üzerinde böyle bir ufak değişiklikler yaparak, baskılayarak veyahut da arttırarak membran potansiyelini, membranın potansiyel değişim üzerindeki bir yol ile uygulanıyor. Çok büyük bir zararı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bir aksiyon potansiyeli oluşturacak genlikte, şiddette değil, yerel potansiyel düzeyinde, membran potansiyel düzeyinde, membran potansiyeli değişiklikler yapılacak şekilde. Zaten bunun etkisi uygulama süresine, şiddetine göre değişik göstermekte 30 dakikayla 2 saat arasında olduğu söyleniyor. O yüzden mesela TMS ile, transformatik simülasyon ile RTMS dediğimiz repeated yani tekrarlı TMS ile, yani çünkü tekrar tekrar uygulanmasıyla seans sayıları arttırarak, uyarı süresini, uyarı sıklığını arttırarak etkisinin arttığı artık biliniyor. Biraz önce söylemiş olduğum o Alman nörofizyolog Michael Nietzsche de zaten bunun motor korteksteki inhibisyonla vermiş olduğu reseptör baskılayıcı maddelerle de kalpamezin gibi mesela bunlarla o 90 dakikaya kadar etkisinin bu yapılan uyarıları sürdüğü söyleniyor. Yani olumsuz bir etkisi, hani ben çok onu düşünmüyorum ama sıklığı arttırarak gün sayısını, seans sayısını arttırarak da etki süresini bunların arttırıldığı yönünde çalışmalar var. Hatta bir sağlıklı kişilerde de DTP dediğimiz yani hafızanın güçlendirdiği, hafızayı arttırdığı bu nöromodülasyonun çalışmaları da mevcut edeceğim. Peki hocam siz kendi yaptığınız hayvan çalışmalarında diğer hangi hastalıklarda kullanılabileceğini öngördünüz veya hani zaten kullanılan hastalıklarda ne gibi hayvan çalışmalarında ne gibi etkiler gördünüz? Onlarla ilgili ne gibi sonuçlar elde ettiniz? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki Deyce Hanım. Benim kendi tez çalışmam, doktora tez çalışmam cerebral iskemi yani beyin felci üzerindeki bu transkranial doğru akım stimülasyonu etkisini araştırmaktı. Burada da iki türden biraz önce söylemiştim. Kalıcı hasar, geçici hasar. Hem kalıcılığına baktım ben hem geçiciliğine. Yani bozulan hafıza sonrası, iskemi sonrası bozulan hafızaya bu doğru akım uyarının nasıl bir etkisi var? Benim beyin felci çalışmamda bu elektrik uyarısıyla görmüş olduğum şey şu. Yani ben tedavi verene kadar olan hücre ölümüyle kaldı. Hücre ölümünün artışını baskıladı. Geri iyileşme sürecini hızlandırıcı bir etki olduğunu biz gördük. Beyin felci dışında da epilepsi çalışması yaptık. PTZ modeliyle biz epilepsi oluşturumuz deney hayvanlarında. Transkranial doğru akım stimülasyonunun artan GABAerjik yolaklarını, artan hücre membran polarizasyonunu, depolarizasyonunu baskıladığını gördük. Bu buradaki patogenizini bayağı bir iyileştirdiğini, özellikle buradaki BDNF miktarlarında. Şimdi travmatik beyin hasarı modeli oluşturdum ben. Marmura metoduyla yukarıdan kafasına ağırlık bırakan hayvanları oluşan travmatik hasar sonrası öğrenme hafıza yolları, apoptoz yolakları, nekroz yolaklarına çalıştık. Ondan sonra buradaki antioksidan, oksidan seviyeleri düzeylerine bakılarak, çünkü serbest radikal artışı olup olmadığını gözlemledik. Yine histolojik olarak da değerlendirdiğimiz zaman da travmatik beyin hasarı iyileştirici yönde her iki uyarıyla çalıştırıyor. Hem ana uyarısı hem kalp uyarısını parametrelerini belirledik. Bunlar ikisi yayın aşamasında. En sonki çalışmamızda da biz ağrı yolağı üzerinden bir çalışma yaptık. Korteksten uyarı verdik. Anot kalp uyarısı iki farklı uyarı tipiyle. Hem de omurilik üzerinden siyatik sinir üzerinden bir uyarı vererek de. Çünkü hani beyinde mi uyarı verdiğimiz zaman bu etkisi daha çok görülüyor. Yoksa sinir hasar oluşturduğumuz omurilik üzerinden bir uyarı verdiğimiz zaman baskılayabiliyoruz. Böyle bir çalışma yaptık. Oradaki çok ilginç bir çalışma. Ben hep şöyle düşünüyordum. Yani trigeminal sinirler üzerinden bir etkisi olduğunu biliyoruz. Zaten vagus üzerinden gidiyor da olabilir. Ben şöyle öngörmüştüm. Beyin üzerindeki yapmış olduğunuz ağrı yolağı oradadır. Yani beyin üzerindeki yapmış olduğunuz uyarının daha büyük bir etkisi olacağını düşündüm. Fakat çok şaşırtıcı bir sonuç çıkmıştı.
siyatik sinir hasarı olan omurilik kısmına vermiş olduğumuz uyarının motor fonksiyonları daha iyi iyileştirdiğini, iyileşme sürecini kısalttığını biz gördük. Bu da bizim için bir ilginç bir çalışmaydı. Bunun dışında şu an yine farklı çalışmalarımızda kaldığımız yerden de diğer moleküler mekanizmaları aydınlatabilirdik. Yazmış olduğumuz projeler var. Bunlar da şu an devam etmekteyiz. Anladım. Ağrı ile ilgili çalışma yaptın dediniz. Normalde şu an mesela ağrı tedavisinde kullanılıyor mu ya da bu migren tedavisinde kullanılıyor mu, onu sormak istiyorum aslında. Şu şekilde migrende kullanılıyor canım. Ağrıda kullanılıyor ama ağrıda geçmişe baktığın zaman transgenel romatik stimülasyonu yaygın kullanılıyor. Ağrıda özellikle elektroakupunktur yöntemi, yani baktığın zaman bu da Çin kökenli çalışmalar temel sırada olmak üzere. Elektroakupunktur yöntemi daha çok yaygın. Biz zaten o çalışmayı gördüğümüz zaman yani bu da bir uyarı veriyor. Buradaki de bir elektrik uyarısı. Biz bunu beyin felcinde gördük, epilepside gördük, travmatik beyin hasarında gördük. O zaman ağrıda zaten bunun yolakları belliydi, yani kalsiyum iletimiyle oluşuyordu. Biz bu çalışmalarımızda, tezimleri zaten, diğer yaptığım projelerde de kalsiyum yolağı üzerindeki etkisini gördük. Glutamat, GABA yolak üzerindeki etkisini görünce mekanizma aynıysa o zaman ağrıda da etkili olacağını düşündük. Hem beyine hem de omurilik kısmında uyarı vererek etki mekanizmalarını araştırmaya çalışmalar yaptık. Beyinden ziyade beyindeki de vardı. Orası da iyileştirmeyi hızlandırdı. Fakat siyatik sinir üzerinden bizim omurilikten yapmış olduğumuz uyarının iyileştirmesi, geri dönüştürme süreci daha hızlı olduğunu görüyoruz. Bizim için asıl olan yer orasıydı. Hocam çok enteresan bir konu. Biz de zaten çalışmalarınızı heyecanla takip ediyor olacağız. Umarım yayınlarınızda yakın zamanda paylaşıyor oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sorular olursa yine bu videonun altında alabiliriz. Hocamız cevaplayabilir. İletişime geçebilirler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler hocam.